ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve hlul ugdeten min lisani yefkahu kavli. Amin. Bi hurmeti seyyidil murselin. Kâlallâhu teâlâ fî kitâbihil kerîm. Estaizu billâh. İnnâ fetehnâ leke fetham mübînâ. Sadakallâhul azîm. Muhterem kardeşler, aziz müminler, şerefli Müslümanlar, temiz insanlar. Allahu Teala şu gösterdiğiniz gayreti, hizmeti, himmeti, toplantıyı, cemiyetinizi şimdiden mübarek eylesin. Amin. Rıza ve rahmetine cümlemizi Rabbim nail eylesin. Amin. Uzun zamandan beri sizlerle buluşmak, görüşmek, konuşmak, tanışmak, duygu ve düşüncelerimizi paylaşmak maksadıyla yıllarca gönlümüzde, zihnimizde sizlerle bu buluşmayı beklemiştik. Ancak demek ki Allahu Teala'nın takdiri ve taksimi bugüneymiş. Yine böylece bir arada olmaktan duyduğum memnuniyeti ve sizlerden aldığım hızı, hazzı, saadeti, mutluluğu ifade ederek başlıyorum. Sizleri böyle samimiyetle, sadakatle bir arada beraber görmekten de vallahi sonsuz bir mutluluk duymuş oldum. Bana güven verdiniz, bana emniyet verdiniz, bana cesaret verdiniz. İnşallah gayretlerimizi daha da artırarak çok güzel müşterek çalışmalar yapmış olacağız. Allahu Teala şimdiden cümlemizi muvaffak eylesin. Amin. Kardeşler, 16 yıldan beri bu hicret ve fetih toplantıları devam ediyordu. Bu sene de aranızda bulunmak bize nasip oldu. Duygularımız, düşüncelerimiz hiç şüphesiz ki aynı çizgide devam ediyor. Ama bir ara gelmenin de faydası var. Bereketi var inşallah. Cenab-ı Hak hayırlara vesile eyleyecek. Vasıta kılacak ve belki de 2000 yılı tümüyle ve tamamıyla İslam'ın konuşulduğu, araştırıldığı ve insanlığın bütün sıkıntılarına çare olacak bir zaman ve zemin olacak inşallah. İnşallah. Onun bazı örneklerini sunacağım size inşallah. Kardeşler, hicret hepinizin elhamdülillah belli seviyede zihninizde, aklınızda hicret deyince ne olduğu, ne olmadığı tarafınızdan biliniyor. Oralara fazla girmeden bazı böyle mühim ve orijinal noktalarda düşüncelerimizi ve birikimlerimizi sizlere arz edeyim. Arkasından da fetihle ilgili zamanımızı ilgilendiren cihetleriyle devam edelim. Fazla sizi bu havasız diyeyim bir ölçüde, sizi burada fazla bekletmeden, sıkmadan, tahammülünüzü zorlamadan inşallah daha ileride 3 aylık programlar şeklinde sizlerle yeniden buluşmak üzere sohbetimizi değerlendirelim inşallah. Kardeşler, hicret herkesin ve hepimizin bildiği gibi ayrılmak anlamına geliyor. Terk etmek anlamına geliyor. Bırakmak anlamına geliyor. Vazgeçmek anlamına geliyor. Çok muhteşem bir kelime. Her Müslümanın hicret kelimesini, bu bir kelime olmaktan çok mefhumdur, kavramdır. Temel kelimelerden biridir. Bunun bilinmesi lazım. Lügat manası, ıstılahi manası, terim manası, İslami anlamlarını ve Cenab-ı Hakk'ın bu kelime yüklediği manaları hepimizin bilmesi şarttır, zaruridir ve zarurat-ı diniyedendir. Zarurat-ı diniye demek dinen bilinmesi herkese farz olan ilimlerden, bilgilerden sayılan şeylerdir. Talebül ilmi faridatun ala kulli müslimin ve müslime dediği Efendimizin bu İslami temel kavramları, temel kelimeleri, hicret ne demek, fetih ne demek, cihat ne demek, fatih ne demek, Fatiha suresi, bakın Fatiha, Fatih ve Fatiha. Cenab-ı Hak Kur'an'ın açılışını yapan sureye hangi ismi vermiş siz söyleyin? Fatiha, açış suresi demek, Kur'an'ı açıyor. Allah'ın kelamını açıyor. Allah'ın kelamını, kitabını açan sureye Fatiha suresi denmiş. Bu ne muhteşem bir mana var. Ancak hicret, ayrılık, Allah'ın rızasına kavuşmak maksadıyla ayrılık. Herhangi bir sebeple ayrılmak anlamına değil, Allah'a ve Resulüne gitmek üzere ayrılık, onun rızasına ulaşmak için ayrılık. Bu hemen hemen bütün peygamberlerin hayatında tecelli etmiş bir hadise. Ve bugün son Nebi-i ahir zaman olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatında çok büyük manası olan bir hadise. Ondan sonra kıyamete kadar ümmeti Muhammed'in hayatında çok manalar ifade eden bir kelime hicret.
Resul-i Zişan Efendimiz'in hayatında çok büyük safalar var. Çok büyük hadiseler var. Ama demek ki hicret hepsinden daha önemli kabul edilmiş ki Allah Resulü'nün hayatını ifade eden tarih olarak hicri tarih kabul edilmiş. Hicret ne kadar büyük bir hadisedir ki tarih başlangıcı olmuş. Başka ne olsun? Tarih başlangıcı. Ve hakikaten hicreti Siretün Nebi Efendimiz'in siyerinde, hayatında, seyrinde hicreti okuduğumuz zaman gerçekten hayretler içinde kaldığımız olaylarla karşılaşıyoruz. Uzatmadan söyleyeyim. Mesela Efendimizin mazhar olduğu, Rabbimizin ona ikram ettiği mucizelerden birisi olan Miraç mucizesi. Hepimiz biliyoruz. İsra ve Miraç. Hepimizin okuduğu, dinlediği senelerce Miraç kandillerinde konuşup görüştüğümüz gibi Sübhanellezi esra bi'abdihi leylem minel mescidil haram. Devam edin. İlel mescidil aksa. Kudüs. Mescid-i Haram Mekke malum, Mescid-i Aksa Kudüs'te gecenin çok az bir zamanında, saat saniye bildirilmiyor ama çok az bir zamanında Habibini, Resulünü Mekke'den alıp Medine'ye meşakkatsiz bir şekilde, harikulade bir hadise, zahmet yok, meşakkat yok, eziyet yok, gayet Allah kendi kudretiyle, kendi rızasıyla, kendi rahmetiyle Habibini alıyor, Kudüs'e konduruyor. Ve orada muazzam bir toplantı. 124 bin peygamberle toplantı. Aman ya Rab. Kainatın en büyük toplantısıdır o. Şimdi ben şuraya dikkat çekmek istiyorum. Bu Miraç hadisesinde veya İsra. İsra demek gece yürütmek demek. Gece, gündüz olan yürümeler İsra denmiyor. Karanlıkta yapılan yürümeler, yürütmeler, yürüyüşler hep İsra kelimesiyle ifade edilmiş. Onun için geceleri Efendimizin etrafa çıkarttığı keşif birliğine, askeri hareketi gerçekleştiren birliklere ne denir? Seriye, gece çıkan nöbetçiler, askerler. Seriye, sera, İsra'dan geliyor. Bu kadar rahatça Habibini Mekke'den alıp Kudüs'e götüren Rabbimiz, niçin hiç düşündünüz mü? Niçin Mekke'den Medine'ye hicreti böyle kolayca olmamış? Çilelerle dolu. Korkunç olaylar içerisinde cereyan ediyor. Allah dileseydi Mekke'den Kudüs'e götürdüğü gibi rahatça onu Mekke'den Medine'ye götürebilir miydi, götüremez miydi? Niye götürmemiştir? Vallahi buraya düşmemiz lazım. Hicretin bir kemiği burasıdır. Yani Allah nitekim tecelli etmiş, alıyor Mekke'den Kudüs'e, hiçbir zahmet, eziyet, meşakkat yok. Fakat Mekke'den Medine'ye o 450 kilometrelik mesafedeki hicret olayı baştan başa facia, bir azamet, bir eziyet, bir alamet, bir ibret alınması gereken müstakil bir sahne. Çıkışı, devamı, mağara, Sevir mağarasındaki o 3 günlük kalışları, aman ya Rabbi. Arkasında yüzlerce katil, öldürmek için koşanlar, yollara düşenler, zalimler, katiller, sefiller, alçaklar, Muhammed'i öldürecekler haşa. Resul-i Zişan Efendimiz'in aldığı tedbirler, Hazreti Ali yatağına yatırması, ben gittikten sonra emanetleri sen dağıt ya Ali, benim yatağıma sen yatacaksın ama 40 tane katil gelecek senin başında bulunacak, ne diyorsun, yatabilir misin, yüreğin yeter mi deyince, fidâke ebi ve ümmi ya Resulallah, anam da babam da canım sana feda olsun ya Resulallah diyebilen sahneleri, her biri bir alamet bunların. 40 tane katil seçmişler, Haşimoğulları kan davasına kalkışmasın diye, Muhammed öldürülürse Haşimoğulları kan davası açmasın diye, açarsa da gücü yetmesin diye katil toplamışlar. Hane-i Saadet'in önüne sıralamışlar. Allah'ın Resulü haber, Cibril-i Emin gelmiş haber vermiş. Cibril-i Emin, bakın Cebrail'in de sıfatı Emin, Hazreti Muhammed'in de siz söyleyin, o da Emin. Muhammedül Emin, Cibril-i Emin. Şu güzelliklere bak Allah aşkına. Saatlerce anlatılsa bunların manası bitmez. Çok derin, çok engin, çok zengin konular bunlar. Haber veriyor ama Allah Habibini koruma altına almıştır. Koruma altına almıştır. Gecenin belli bir saatinde Allah'ın izniyle, hicret maksadıyla Hane-i Saadet'inden ayrılıp gidiyor, katillerin arasından geçip gidiyor. Hiçbirisi görmemiştir. Sure-i Yasin'i okuyorsunuz, orada birinci sayfada açıkça ifade etmiyor. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ اَيْد۪يهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ Önlerinden bir set, arkalarından bir set çektik. فَاَغْشَيْنَاهُمْ Gözlerini kör ettik. فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ Görmediler.
Göremediler. Muhammed Mustafa'yı göremediler. Geçti gitti. Kur'an'la sabit, ayetle sabit bunlar. Haşa hikaye değil. E şimdi bunca çileler, cinayetler içerisinde, katiller arasında hicret cereyan ediyor. Oradan mağaraya. Hepimizin bildiği gibi mağara da öyle sıkıntılı bir yer. Düşünün, kainatın efendisi, Allah'ın Habibi olan bir zatı Cenab-ı Hak resmen mağaraya sokuyor. İnsan sevdiğini, Habibini mağaraya sokar mı? Sokar. Davanın akışı böyle. O hicret hadisesi Peygamberimizin zatı ile alakalı değil, doğrudan doğruya ümmetiyle alakalı bir hadisedir. O bir taktiktir, o bir stratejidir, o İslam için bir mücadelenin metodudur. O öğretiliyor ve ümmeti Muhammed'e adeta ibret olarak gösteriliyor. Başka çaresi yok. Yoksa Habibi ile alakalı olsaydı alırdı Mekke'den, kondururdu Medine'ye. Ne gerek vardı bunca şeylere? İbretler, alametler, işaretler, beşaretlerle dolu. Hicret kadar zengin bir hadise yok kainat. Mağaraya giriyorlar, arkasından katiller izini takip edip gelip mağaranın önüne kadar geldiler mi gelmediler mi? Vallahi geldiler. Ayetle sabit. Ebu Bekir Sıddık adeta kalbi çarpıyor. Katiller geldi. Biraz eğilip baksalar bizi görecekler ya Resulallah. Sana zarar geleceğinden korkuyorum. Vallahi nefsinden korkmamıştı. Nefsinden korksaydı hicretle beraber olmak istemezdi. Mümkün değil. Ayetle ifade edilmiş. La tehzen innellâhe devam edin. Ma'ana. Hüzünlenme, kederlenme. Ey Sıddık-ı Azam, hüzün çekme, gam yeme, Allah bizimle beraberdir. Davaya bak ya Rabbi. Ne? Hiçbir zarar gelebilir mi? İnnellâhe me'anâ denmişti. Allah'ın korumaya aldığı zata hiç kainata kimse ilişebilir mi? Aman ya Rabbi, şu berekete bak. Bir yandan da tedbir için, kudretini ızhar için Cenab-ı Hak dünyanın en zayıf mahlukatından olan örümcek ile o mağaranın ağzını kapatmış mı kapatmamış? Şu ibretlere bak Allah aşkına. Yeryüzünün en zayıf mahlukatından birisi de nedir? Örümcek. Zaten Kur'an-ı Kerim örümcek hakkında, hatta örümcek ismine izafetle Kur'an'da müstakil ne var siz söyleyin? Sure var, sure. Suretül Ankebut. Bu örümcekle alakalı bir sure var. Yani bu sureyi didik didik incelemek lazım. Ne hikmetler var. Henüz Kur'an anlaşılmamıştır. Kur'an'ın sureleri insanlığa aktarılmamıştır. Kur'an kadar kapalı bir hazine kalmamıştır. Aktaramadık, anlatamadık, çözemedik. İnsanlığa sunamadık. İnternete giremedik. Herkes girdi. Porno girdi. Pislik girdi. Her şey girdi. Ama Kur'an-ı Kerim'i koyamadık internete. Dünya takip edemedi. Zavallı beşeriyet çırpınıp duruyor. Bir zamanlar komünizmin elinde çırpındı durdu. Şimdi kapitalizmin, sosyalizmin, falanizmin hepsinde helal oldu beşeriyet. Kur'an'a ulaşamadı. Kur'an'ı onlara ulaştıramadık. Yarın mahşerde bunun ızdırabını çekeceğiz. Çünkü kafirler cehenneme sevk edilmeden önce, hani idam ağacına idam edilmeye giden idam mahkumuna sorarlar. Son sözün nedir derler mi demezler mi? Son sözünü söylerler. Cehenneme gidenler de son sözlerini şöyle söyleyecekler. Kur'an'la şimdiden haber verin. Ki bunu da hepiniz belki defalarca okumuş olduğumuz bir surenin içindedir. Suretül Mülk'ün, yani Tebareke suresinin başında geçiyor. Ne diyor? Lev künnâ nesma'u ev ne'akilu ma künnâ fî eshâb-i sa'ir. Eğer Kur'an'ı işitseydik, işittiğimiz ayetleri de aklımızda düşünseydik, biz şimdi cehennemlik olmayacaktık diyecekler. Kur'an'ı nasıl işitsinler? Kur'an'ı onların bulunduğu noktaya kadar, kulaklarının duyacağı kadar yere götürdük mü götüremedik mi? Vallahi götüremedik. Lev künnâ nesme'u. İşitebilseydik diyor. Onların işiteceği noktaya kadar Kur'an taşımak bizim vazifemizdir. Taşıyamadık. Kur'an'ı taşımak lazım. Yoksa beşeri düşünceleri, beşeri hevesleri, heyecanları taşımanın değil, Allah'ın kelamını taşımanın tedbirini alamadık. Hele Kur'an'ı taşı bakalım, nasıl Cenab-ı Hak sana sahip çıkıyor. Sen bir takım efendilerin, bir takım zatların, bir takım şairlerin kendi beşeri kelamlarını taşıyorsun. Allah'ın kelamını taşıyacaksın. Eğer bunu yapabilseydik, ev ne'akilu, aklımızla işleseydi, o ayetleri de bize ulaşan ayetleri düşünebilseydik, anlayabilseydik diyor. Ma künnâ fî, Arapça içinde demek. Eshab-ı sa'ir, şu cehennemliklerin arasında bulunmayacaktık. Demek ki bir bakıma burada bizim sorumluluklarımız var. İşte hicret buradan
Devam. Peygamberi Zişan'ın bunca çilesi, zahmeti, bunca eziyeti sebebi nedir? Kur'an'ı Medine'ye taşımak, oradan yeryüzüne taşımak, kainata taşımak Kur'an'ı. Peygamberin taşıdığı tek şey Kur'an'dır. Öyle mi değil? Başka ne olabilir? Bugünkü müminlerde böyle bir heyecan olmalı. Kur'an'ı taşımak. Kur'an'ın manasını, mefhumunu, hakikatini, mahiyetini, tefsirini insanlığa taşıyabildiğimiz kadar Müslümanız, taşıyamadığımız kadar da Müslüman değiliz. Bütün ölçü buradan alınması lazım. Peygamber-i Zişan bir ömür, 23 sene, aslında diğer peygamberlere göre fazla bir zaman değil ama 23 sene zarfında bütün Hicaz dünyasını tamamen Kur'an'dan haberdar etmiş miydi, etmemiş miydi? Etmişti. Biz daha şurada burnumuzun dibine Kur'an'ı duyuramamıştık. Allah'ın Kur'an'a çok büyük bereketi var. Öbür peygamberlerde mesela hemen hemen her peygamberin hayatında hicret var dedik. Mesela Nuh aleyhisselam, hepiniz biliyorsunuz. Hazreti Nuh aleyhisselam büyük peygamber. Ülül azim bir peygamber. Peygamberlik yaşını Kur'an-ı Kerim veriyor mu vermiyor mu ne dersiniz? Kaç sene peygamberlik yapmış? 950 sene. وَلَبِسَ ف۪يهِمْ اَلْفَ سَنَةٍ اِلَّا خَمْس۪ينَ عَامًا ayet ifade ediyor. 50 eksik 1000 sene kaldı diyor. Beşeri yaşını değil, nebevi yaşını veriyor. Yani peygamberlik yaşını veriyor. Esas yaşını Kur'an-ı Kerim vermemiş. Çünkü mühim olan peygamberliğidir. Peygamberlik yaşı 950 sene peygamber olarak çalışmış, çırpınmış, didinmiş. Aman ya Rabbi, ezalar, cezalar, cefalar, felaketler ama 950 sene mücadele etmiş. Nuh demişler, siz söyleyin. Peygamber dememişler. Kendisine inanan insanlar 16 kişi. Korkmuş bir şey bu. Ne yapsın? Artık sabrı taşmış mübareğin. Ya Rabbi, yeryüzünde bir tek kafir bırakma demiş. Ne yapsın kardeş? Kolay bir şey değil. Oğlu bile inanmamış. Oğlu, öz oğlu. Ya büner, ya büneyyer kemme ana. Gel ey benim oğulcuğum, yavrucuğum. Ya büneyye Arapça. Ey benim biricik oğlum. İrkeb mana. Şu gemiye beraber bizimle bin. Vallahi binmedi. Binmedi. Biraz sonra tufan olacak, kıyamet kopacak. Yeryüzü suyun altında kalacak dediği halde. Kalsın diyor. Ne anlamı var? Seavi ila cebelin yasımini. Şu karşıdaki dağı görmüyor. Dağa tırmanırım. Dağ beni korur. Allah kim oluyor dedi. Fesübhanallah. İşte hicret başladı. Hazreti Nuh'un hicreti neyle başladı? Söyleyin neyle başladı? Gemiyle başlamış. O da bir hicrettir. Suyun üzerinde 6 ay dolan nihayet sular çekildi. Ya erdubla'i ma'eki, ya semav akli, ey gök sek suyunu, ey yeryüzü yut suyunu. Ya erdubla'i ma'eki. Ayet bunlara. Sular çekildi, nihayet gemi durdu, indiler ve oralara girmeyen, orada tarihi hadis. Mühim olan hicretin sırları, hikmetleri, meselelerle durmak lazım. Bu derece ama peygamberimize bakın, efendimize bakın. Hudeybiye anlaşmasına kadar 1400 civarında mümin peydahlanmış. 1400 sahabe diyelim. Ama ondan hemen sonra Mekke'nin fethine gelirken kaç kişi olarak geldiler? 10.000 kişi. Veda haccında 120.000 insan. Şu berekete bak. Hicretin bereketi bu. Vallahi hicretin bereketidir. Hicret İslam'ı taşımak için bir yerden bir yere ayrılmak demek. Kaçmakla alakası yok. Efendim eziyet vardı, ceza vardı, azap gazap. Hayır, hiç alakası yok. İslam'ı taşıyamıyorlardı. Sıkışmışlardı. Çıkış yaptılar. Emniyet şubabı gibi aleme taşındılar. Ne yapsınlardı? Hicret kaçmak olur mu? Mümkün mü? Zaten hayatımız baştan başa hicrettir. Ana rahminden dünyaya çıkış, ana rahminden ayrılmak nedir? Siz söyleyin. O da bir hicrettir. Ana rahminden ayrılmak zorundayız. Hiçbir çocuk ana rahminden kendi iradesiyle ayrılamaz. İlahi iradeyle ayrılır. Öyle mi değil mi? Orada rahat bir hayat içindeyken o cenin, Arapçada ana rahmindeki çocuğa cenin diyorlar. Cenin demek cin, kapalı, örtülü. Anlayamıyoruz, göremiyoruz. Cenin. Doğunca artık cenin olmaktan çıkıyor, bebek oluyor, çocuk oluyor, velet oluyor, neyse. Ana rahminde o kadar rahat bir hayat sürüyordu ki, Rahim olan Allah'ın oradaki hayat nizamını yaşıyordu. Nasıl bir nizam? Aynen cennet hayatını yaşıyordu çocuk. Cennette yemek içmek olacak ama siz söyleyin, tuvalet olmayacak. Ve fakihetin mimma yetekayyerun ve lahmi tayrin mimma yeştehun ayet. İstedikleri kuş etini anında bulup yiyecekler Cenab-ı Hak. İstedikleri meyveyi anında bulup yiyecekler. Ama tuvalet olmayacak. Defi hacet olmayacak. Şarj olacak. Siz söyleyin.
deşarj olmayacak. Bu nasıl olur? Ta İmam Ebu Hanife Hazretleri'nin zamanında kendilerine dehriyun denilen, bugün onlara ateist deniyor. Materyalist, maddeci, ateist denen kişiler, Allah'a ve ahirete inanmayan kimseler, Ebu Hanife'ye gelip vallahi bu suali sordular. Dediler ki ey imam sen allamesin, şimdi bizim şu sualimize cevap verecek misin dediler. Sorun bakayım dedi. Sordular. Siz dediler Müslümanlar cennet var cehennem var diyorsunuz öyle mi? Amenna dedi. Cennete gidenler her arzu ettiği şeyi bulup yiyecekler dediniz öyle mi? Amenna dedi. Yemek var. Ama işte dedi şurada dedi tamamen çelişkiye düştünüz dedi inkarcılar. Yemek içmek olacak da tuvalete çıkmak olmayacak diyorsunuz. Bu fizik kanunlarına aykırıdır dediler. Şarj olan yerde mutlaka siz söyleyin deşarj olmak vardır. Nasıl olur dediler. Bunu bize açıkla. Güya Ebu Hanife'yi sıkıştırıyorlar. Aciz kalacak, İslam sönmüş olacak haşa. Adamların derdi bu. Ebu Hanife hiç telaşa kapılmadan onlara sordu. Siz dedi dünyaya gelmeden evvel neredeydiniz, nereden ayrıldınız? Dediler ki ana rahminden ayrıldık. Başka nerede olsunlar? Tarlada olacak halleri yok ya. Ana rahminde. Karpuz mu bu adam? Ana rahminde. Peki orada ne kadar kaldınız dedi. 9 ay kaldık dediler. Az bir zaman değil. Peki canlı mıydınız cansız mı dedi. Tabii ki canlıydık dediler. Cansız olsak dünyaya gelemezdik doğru. Canlı kalmak için yemek içmek lazım mı değil mi dedi. Vallahi lazım dediler. Demek yemek yemiş içmişsiniz orada. Tabii yiyip içtik. Tuvaletiniz ne dedi ulan imansızlar dedi. Adamlar biraz vallahi tuvalet yok orada dediler. Daha siz baştan tuvalet olmayan bir alemden gelmişsiniz. Biraz gafiller. Vallahi çakılıp kaldılar. Kelime-i şehadet hep beraber buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulü diyerek iman ettiler. Oradan ayrılıyor insan. Öyle bir hayat nizamı kurmuş Cenab-ı ama orada kalmayacaksınız. O bir geçici alem. Ama müminler için ebedi cennetlerde kalınca aynı hayat devam edecek. O da hicretin bir ürünüdür. Eğer ana rahminden dünyaya gelmeseydi ne cennet olurdu siz söyleyin ne cehennem olurdu. O hicretin bereketidir ebedi hayat. Doğar doğmaz hayat Allah tarafından tanzim edilmiştir. Her şey ayarlanmış, planlanmış, döşenmiş, derlenmiş. Her şey mükemmel hale. Doğar doğmaz çocuklar, bebekler ağlar mı ağlamaz mı? Ağlamak zorundadır. O da elinde değil. Alimler ne diyor? Eğer çocuk doğar doğmaz ağlayamasaydı, ağlamadı. Ağlayamasaydı ağzıyla burnu açılmazdı. Ağızla burun açılmasa oksijen gitmez, akciğerlere hava gitmez, anında ölürdü. Boşuna mı ağlıyor zannediyorsun? Her şey ayarlanmış. Ana rahminde o yavruya akciğer takan Allah dışarıda oksijeni anında hazırlamış. Nizam-ı ilahi çok muhteşem. İşte hicret bu ahengin içinde başlıyor. Bu nizamın içinde başlıyor. Bu ilahi müjdenin içinde başlıyor. Akciğerlere giden oksijen, oradaki bronşlara, bronş demek Latince'de oda. Yani insanların oturduğu oda. Oksijenin oturduğu odaya da ne diyorlar? Bronş. Bronşit buradan geliyor. Oralarda kasalar bronşit diyorlar. Oturuyor, şimdi çocuk hayata ulaşmıştır. Hemen arkasından sadece oksijen ayarlanmakla kalmamış, o çocuğun gıdası da ayarlanmıştır. Nerede siz söyleyin. Annesinin göğsünde. Hamile kadın doğumundan evvel göğsünde bir damla süt bulamazsınız. Doğum yaklaştıkça süt hücreleri çalışmaya başlıyor. Yavru doğar doğmaz yedeğiyle beraber göğsünde 2 tane süt çeşmesi hazırlanıyor mu hazırlanmıyor mu? Şu ilahi nizama bakın. Hicret eden insana yapılan muameleye bakın. Berekete bakın, rahmete bakın. Hicret çok bereketli bir şeydir. Fizikte, metafizikte, coğrafyada, zihinde, beyinde, akılda, kalpte her an hicret vardır. Mesela kelime-i tevhid dediğimiz la ilahe illallah diyoruz. La ilahe nedir? Kalbin tağutlardan, putlardan, ilahlardan ayrılmasıdır. La ilahe deyince ayrılık başlıyor. İllallah ile fetih meydana geliyor. La ilahe demeden illallah denmeyeceğini biliyorsunuz. Bir adam kasıtlı olarak la ilahe demeden 100 sene illallah dese kafirdir. La ilahe demeden illallah var mı? La ilahe hicrettir. Yani kalbin hicretidir. İtikatta hicrettir. Putlardan hicret.
Kafirden hicret, ilahlardan, tağutlardan hicret etmektir la ilahe. Kalbin hicretidir. Aman ya Rabbi, bu konu o kadar geniş, o kadar etraflı ki böyle az bir zamanda, dar bir zeminde bunu anlatamayız. İnşallah zaman içerisinde zamana yayarak bu konuları işlememiz, hatta ders yapmamız lazım. Mesela Kur'an'da Suretül Fetih var. Niye bu sure başlı başına tefsir edilmesin aylarca, senelerce? Neden? İzâ câe nasrullâhi vel fethû. Bu ayetler niçin gündeme gelmesin? وَرَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا Bölük bölük insanlar Allah'ın dinine niçin girmesin? İslam anlatılsa girecekler. Çatışmadan, kavga etmeden, çelişmeden. Eğer Müslüman cemaatler birbiriyle boğuşmasaydı, çatışmasaydı, hepsi aynı Kur'an'ı, aynı manayı, aynı mevzuyu taşısaydı, bugün Almanya tek başına Müslüman olmuştu. Yapılamadı. Birbirimizle uğraşmaktan Kur'an'ı göremedik. Birbirimizle kapışmadan sünneti anlayamadık. Ama inşallah görüyoruz ki çok büyük yakınlık var. Yumuşama var. Türkiye'de de öyle. Son hadiseler Türkiye'deki bütün cemaatleri ve grupları birbiriyle görüşmeye öyle bir yumuşattı ki hiç sormayın. Çok iyi olacak. 2000 yılında vallahi 2000 yılı tamamen İslam'ın yılı olacak. Göreceksiniz. Burada getirin kağıt imzalayayım. Getirin kağıt imzalayayım. O kadar eminiz. 2000 yılı İslam'ın yılı olacak. Hatta Kur'an'da bu konuda çok muhteşem bir ayet var. Senurihim ayatina fil afaki ve fi enfusihim hatta yetebeyyene lehum ennehu'l hak. Kur'an'ın hak olduğunu, Hazreti Muhammed Mustafa'nın hak peygamber olduğunu, insanlığın yegane önderi, rehberi, kılavuzu olduğunu onlara göstermek için ufukta, afakın içinde ayetlerimizi ve alametlerimizi göstereceği diyor Cenab-ı Hak. Afak kelimesi var. Elmalılı Hamdi merhum buraya çok muazzam mana yüklemiş. Afak ne demek? Ufuk kelimesinin çoğulu. Ufuk hepimiz biliriz. Ufuk Türkçe'de bir kelime Arapça ama Türkçeleşmiş. Bir insanın baktığı zaman en uzak yere, en ötede, en son gördüğü yere ufuk diyorlar. Afak bunun çoğulu. Bütün ufuklarda. Yeryüzünde şu anda teknolojide, askeri, ekonomik ve sınai kudret babında baktığımız zaman dünyada en zirvede, en ufukta hangi devleti görüyorsunuz? Amerika. Ufukta, zirvede, tepede bakınca işte senurihim ayasina ayetlerimizi ve alametlerimizi göstereceğiz. Fil afaki zamanın ufkunda kim varsa Hazreti Peygamberimiz zamanında ufukta kim vardı? Bizans vardı öyle mi değil mi? Sonra İran vardı öyle mi değil mi? İkisinde de İslam hakim olmaz mı? Vallahi Amerika'ya İslam hakim olacak. Ayetten söylüyorum. Kur'an'dan söylüyorum. Ayet sahip, açık ve sahip. Ufukta o var. Japonya var. Dünya coğrafyasının en sonunda kim var? Kalkınmış zirvede bir millet. Japonya Müslüman olacaktır. Getirin kağıt imzalayayım. İnşallah. 2000 yılı dehşet olacak kardeşler. Ne olur birbirimizle kapışmayalım. Birbirimizi bağrımıza basalım. Birbirimizle bütünleşelim. Kur'an'ın zaferi yaklaşıyor. Kur'an'ın zaferi 2000 yılında tecelli edecek. Bu ayetle uğraşırken Sahih-i Müslim'de bir hadisi sahih gözüme ilişti. Enteresan yani zaman Allah'ın elinde, mekan Allah'ın elinde. Allah dilerse zamanı mekanı daraltır, genişletir. Karanlıkların en yoğun olduğu zaman ne olur siz söyleyin? Şafak söker. Karanlık yoğunluğunu tamamlamadan şafak sökmez. Hep öyledir. Sancı son noktaya gelmeden doğum olmaz. Mümkün değil. Fizik kanunlar, ilahi kanunlar bunlar. Hadis-i şerif uzun bir hadisi naklediyor Efendimiz. Usaybetun minel müslimin yeftetihunel beytel ebyad. Hatta ilgili kardeşlerime buradan hadisin kaynağını kitabında söyleyeyim, takip edin, okuyalım oradan. Usaybetun, Arapça Usaybe yani bir kelime, ismi tasgir yani küçültülmüş demek. Mesela Ayşe dediğin zaman Ayşe, Ayşecik deyince küçültülen Ayşecik, oğul oğulcuk gibi. Yani daha küçük bir şey anlaşılmaz. Ufak anlamında Araplar böyle kullanıyor kelimeyi. Usbetün dememiş, Usaybetün bir topluluk demek ama küçük görülen, daha hiç gücü mücü yetmesi mümkün değil, hayal bile edilmeyecek kadar
küçük bir topluluk. Kim bu topluluk? Minel Müslümin. Ne demek? Müslümanlardan bir topluluk. Mini beyaniye. Müslümanlardan bir topluluk diyor. Aynen hadisin kendisi. Yeftetihune. Ne demek yeftetihune? Fethedecekler. Arapça iftitah kolayca demek. Fetih zor, iftitah kolaydır. İftial babındandır. Mesela namaza başlarken aldığımız tekbire ne diyoruz? İftitah tekbiri. Aynı kelimeden kullanmış peygamberimiz. Yeftetihune. Kolayca ele geçirecekler demek. Neyi? El beytel ebyad. Beyaz sarayı diyor vallahi. Aynen beyaz saray. El beytül ebyad. Lam-ı tarif de gelmiş. O doların üzerindeki Amerikan yönetim merkezinin adına ne diyorlar İngilizce? The White House. White beyaz demek. House ev demek. Aynen hadisteki el beytül ebyad. Beyaz ev anlamına geliyor. Garip şeyler ama Allah-u Teala her şeyin sahibi, Halik-i Malik-i Mevlasıdır. Neye kadir değil? Kafirlere karşı Cenab-ı Hak yaratma iddiasında olanlara karşı mahlukatın en zayıfını misal veriyor mu, vermiyor mu? Mesela لَنْ يَحْلُكُوا زُبَابًا وَلَوْ اِجْتَمَعُوا لَهْ Ey dünyanın müstekbirleri, mimarları, mühendisleri, teknologları, ey dünya yönetenler, hepiniz bir araya gelseniz bir fil yaratamazsınız demiyor, bir sinek yaratamazsınız. Niye fili misal vermede sineği verdi? En küçük bir nefes yaratamadına. Siz kimsiniz lan? Siz kimsiniz Cenab-ı Hak? Ne iddia ediyorsunuz? لَنْ يَحْلُكُوا زُبَابًا Zübab kara sinek demek. Ev sineği bildiğimiz. Misali Cenab-ı Hak en, mesela fil dediğimiz dünyanın en gövdeli cüsseli hayvanını getirerek Kabe'yi yıkmak isteyen tarihte geçmiş bir kafir general var. Kimdir? Ebrehe. Yemen'den geldi. Kabe'yi yıkacak. Neyi Kabe'yi yıkmak için hangi hayvanı getirdi? Fil fil. Yeryüzünün en cüsseli hayvanatından birisi. Allah-u Teala da bu Ebrehe'yi gebertmek için yeryüzünün en küçük kuşu olan ebabili gönderdi mi göndermedi mi? Buyur şu ilahi cilveye bakın. Ve subhanallah. Fe ersele aleyhim tayran ebabil. Ebabil demek kafile kafile. Katar katar. Ya şimdi filo, filo gibi hani mesela tır filoları var, uçak filoları. Filolar halinde kuşlar gönderdi. Ne yaptı bu kuşlar? Ya siz düşünseniz bir kuş bir file bir şey yapabilir mi? Normal o düşünse bir şey yapamaz. Yani bir kuşun yapacağı bir şey yok file. Ama Allah ne diyor? Termihim bi hicaretin min sicil. Gagalarının ucundan mercimekten büyük, nohuttan küçük taşlar atıyordu. Öyle taş ki sicil, Arapça sicil ne demek? Sicil, kayıt demek. Kayıt, sicil. Hani herkesin bir sicili var. Askeri sicil, memur sicili, amir, esnaf. Sicil yok diyor dosyalarınızda sicil. Allah diyor ki atılan taşlar sicilliydi. Yani kimin tepesine düşecekse onun ismi yazılıydı. Vallahi böyle ayetten sabit ya. Bu insanlar neyi tanıyor? Hangi Allah'ı tanıyorlar? Allah kendisini tanıtıyor. İşte hicret sırasında mağarada, mağaraya girmiş bulunan Allah'ın Resulü ve Allah'ın Resulü'nün yanında Sıddık-ı Ekber. Kainatın en büyük sıddık adamı. Onlar içerideyken yeryüzünün o mağaranın ağzına, önüne iki tane yeleli aslan koyabilir miydi, koyamaz mıydı? Vallahi koymamış. En zayıf örümceği getirmiş oraya. Bunları anlamayan insan olamaz. Müslüman hiç olamaz. Onun için Amerika'ya bakıp korkmayınız. Bakın bir örümcek kafi geliyor. Amerika'ya bakıp korkmayınız. Bakın bir Ebrehe'nin karşısına ufak bir kuş çıkıyor. Allah neye? Allah'a böyle inanmak lazım. Ve huve ala külli şeyin kadirin tefsiridir bunlar. Allah afakta, ufuklarda, zirvede bulunan devletlerin anında varlığını İslam'a çekemez mi? Ama Müslümanlardan gayret istiyor. Yoksa Efendimiz'i Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya bir anda götüremez miydi hicret yolunda? Günlerce o kıpkırmızı ateşin, güneşin altında yürü yürü, arkasında katil, süraka, hırsız çete. Sebep biraz gayret istiyor. Bize örnek oluyor, bize ibret oluyor, bize ders oluyor. Ana rahminden başlayan hicretin bereketleri nasıl muazzamsa, Mekke'den Medine'ye hicretin de sonu nedir biliyorsunuz? İslam'ın devletidir. Yeryüzüne İslam'ın hakimiyetin tohumları atılmıştır. Aman ya Rabbi, hicretten daha bereketli bir şey yoktur. Fetih hicretten sonradır, cihat hicretten sonradır. Mesela Bedir Harbi, soruyorum size, hicretten evvel mi sonra mı? Sonradır. Hicretten evvel savaş yoktur. Niye savaş yoktur? Mutlaka düşünmüşsünüzdür. Hicret ne demek?
insanın Allah için, ilahi dava için malından, mülkünden, mülkiyetinden, keyfinden, köyünden, karısından, kızından ayrılmak demek. Öyle mi değil mi? Bak canından demedim. Hicrette candan olmak yoktur. Ama cihatta neden olmak vardır? Candan olmak vardır. Cihat kişinin Allah yolunda nefsini vermesidir. Hicret mülkiyetini vermesidir. Eğer hicret olmadan cihat olsaydı, Bedir Harbi hicretten evvel olsaydı, canını vermeye, malını vermeye alışamayanlar canını verebilir miydi? Patır patır dökülürlerdi. Hikmet-i ilahi bakın ki savaşlar hep hicretten sonradır. Hicretle onları dünyadan, eşyadan, keyfinden, kövünden, kemmiyetten ayrılmaya alıştırıyor. Ha evinden ayrılabildi bu adam. Kövünden ayrıldı. Mekke'den ayrıldı. Şimdi canından da siz söyleyin. Ayrılabilir dedi Allah. Bedir Harbi'ne emretti. Şu ilahi neşeye bakın. Hikmete bakın. Neden hicretten evvel savaş yok? Savaşamazsınız. Maldan ayrılmak kolay bir şey değildir. Malını veremeyen vallahi canını veremez. Bak ilahi terbiyeye bak. Hicret bir terbiyedir. Sahabe en büyük çapta hicrete terbiye olmuşlardır. Malını bırakabilmiştir. Mülkiyetini, altınını, gümüşünü bırakabilmiştir. Ondan sonra da Bedir'de aslanlar gibi dövüşmüştür. Fesübhanallah. Aynı şekilde hicret eden müminler varlıklarını, imkanlarını bırakmaya alışınca gözlerinden korku alınıyor. Korkmuyor ya bu adam. Gözü arkada kalmıyor. Niye? Her şeyini bırakmış zaten. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın hicretinde bu hadiseyi görüyoruz. Musa Aleyhisselam biliyorsunuz Firavun döneminde hadisenin hepsi tarihini bildiğiniz oraya girmeyeceğim. Ama 3000 yıllık Firavun iktidarına son veren peygamber kimdir? Musa Aleyhisselam'dır. Ve Firavun hicret yolunda hicretin bereketine bakın ki Firavun hicret eden Musa Aleyhisselam'ın ve kavminin peşinden gelirken nerede boğuldu? Kızıldeniz'de boğuldu. Ve kâne minel muğrakîn diyor. Geberdi gitti denizde. Yani Mısır'dan Filistin'e hicret ederken peşine, bunların peşine Firavun düşmedi mi? Düştü. Deniz açıldı. Denizin ortasından asma köprü gibi bir yol meydana geldi. Tam denizin ortasına gelmişti ki yetişeyim de şunları ortadan kaldırayım diyen Firavun tam denizin ortasındaki deniz kavuşunca onlar çıktı, o denizin ortasında boğuldu kaldı. Hicretin bereketidir. Kahru perişan oldu. Sebep neydi? Hazreti Musa gelmeden önce kahin dediğimiz hani gayıptan haber veren bir takım insanlar Firavun'a dediler ki biliyorsunuz bir erkek çocuk meydana gelecek, Beni İsrail'den bir erkek çocuk doğacak, senin iktidarına siz söyleyin son verecek dediler. O zaman her sokağın başına 24 saat nöbetçi dikti. 24 saat nöbet koydu. Hangi sokağın içinde erkek çocuk dünyaya gelirse ne olacak siz söyleyin? Yüzebbihune ebnâ'ı koyun gibi kesilecek. Şu karara, şu kanuna bak. Şu kararnameye bak. Hakikaten doğan erkek çocuklar kesildi. Nihayet Hazreti Musa'yı doğuran annesi ne yapsın? Kesilecek. Gönlü razı olmadı. Kundakladı. Bir sepet içine koydu. Nereye saldı siz söyleyin. Nil Nehri üstüne koydu. Yüreği dayanmadı onun ölümüne teslim edilmeye. O sepetin içinde Nil getirdi. Uzaktan kumandalı gibi Firavun'un yalısının orada bir anafor meydana geldi. Döndü durdu. Akıntı durdu. Yürü diyen var kainata. Sonra ağladı. Ağlayınca Firavun hanımı çıktı. Aa ne kadar güzel çocuk. Bizim çocuğumuz da olmuyor. Ey Firavun bunu içeriye alalım. Aldı. Sen kimle mi kapışıyorsun? Sen kimin önünü kesiyorsun bire kafir? Sen kimi üniversiteye sokmuyorsun? Sen kimin önünü kesiyorsun? Sen kimsin? Çok ibretler var, uzatmayayım. Sonunda yetişti, büyüdü, işte bildiğiniz gibi mücadele başladı. Elmalılı Hamdi merhum diyor tefsirinde, Musa gelinceye kadar Firavun'un kestiği çocukların sayısını vermiş vallahi. Hem de yazıyla, rakam belki yanlış olur diye yazıyla 990 bin çocuk kesmiş. Elmalılı Hamdi Bey'in tefsirini 1. cildinin 45 sayfası aynen var. 990 bin çocuk kesilir mi ya, kesmiş. İslam'ın önünü kesmek için kesmiş. Yani zamanımızda olan şeyler şaşmayın. Bak daha neler olmuş. Kur'an'ı okusanız aklınız duracak. Kur'an'ın içine girseniz çıldıracaksınız. Öyle muazzam haberler, işaretler var. Dehşetler var, vahşetler var, şiddetler var. Ve
Neticede savaş alanında değil Firavun, Musa'nın hicret ettiği düzlemde geberip gitmiştir. Hicretin bereketidir o. Firavun'u gebertsen hicrettir. Kimin hicreti? Musa Aleyhisselam hicreti. Daha böyle binlerce örnekler verebiliriz, uzatmayayım. Şimdi gelelim günlük ibadetlerimizin içindeki, günlük ibadetlerimiz derken kelime-i tevhidden sonra günlük ibadetlerin başında hangisi gelir? Namaz gelir. Amenna. Allah'ın da hesap gününde bir Müslümandan soracağı ilk soru namaz olacak. Evvelü ma yuhasebül abdü yevmel kıyameti min salatihi. Kıyamet günü Allah'ın bir Müslümandan soracağı birinci soru namaz olacaktır diyorsun. Tevhidin ilk tecellisidir namaz. Namaza duruş hicrettir. Namaza dururken ellerimizi aşağıdan yukarıya kaldırırken elimizin tersi arkaya, önü kıbleye geliyor mu gelmiyor mu? Geliyor. Ne demek? Ya Rabbi dünyayı ve bütün dünyalıkları elimin üstüne koydum, arkama atıyorum. Dünya yok, sen varsın ya Rabbi. Hicreti gördünüz mü? Namazı böyle kılmak lazım. Elinin tersiyle itiyorsun. Hani hoşlanmadığın bir adam arkadan gelse de sana bir şey söylese istemiyorsan elinin tersiyle ne yaparsın? İtersin. İt. İt demektir o. Anadolu insanı biliyorsunuz köpeğe it kelimesini kullanır. Anadolu köpek demezler. Ne derler? İt, itoğlit derler. İt demek elinin tersiyle eve sokma, içeri sokma, yatağa sokma, mutfağa sokma, arabaya sokma. İt, kenarda kalsın. Şu Avrupalılara bakın, yatağını alıyor köpeği ya. Korkunç bir şey bu. İnsani olmakla alakası yok bunun. Bir hayvanı lüzumlu olan yerde kullanmaz da daha içeri alırsan hayvan olursun. Olmaz öyle şey. Onun yeri var, sınırı var, hududu var. Ne korkunç şu asrın dalaletine bak, sapıklığına bak ya. Afrika'nın nüfusuna yetecek kadar bir parayı köpeklere yediriyor Hollanda. Tek başına. Allah'tan korkar bir adam. Her neyse. Ama köpek deyince aklıma geldi. Bir hicretin bir bereketini daha haber vereyim. Nedir? Eshab-ı Kehif var mı yok mu? Var. Yemliha, Mislina, Mekselina, Mernuş, Debernuş, Şazenuş, Kefeş, Tetuyuş. Kaç kişi? Yedi kişi. Kıtmir köpekleridir. Bunlar hicret ettiler. Dehşet o zalim Dakyanos adındaki kafir katil kralın dehşetinden uzaklaşmak üzere Antakya'dan göç etmediler mi? Hicret etmediler mi? Hicret esnasında bir çoban bunlara yaklaşıp da nereye ey mübarek adamlar, ey yüzünüzün nuru parlayan insanlar, iman nuru. Anlattılar biz hicret ediyoruz. Ben de katılabilir miyim aranıza? Hadi katıl. Oldu, 6 kişiydi, 7 kişi oldular. Biraz yürüyünce köpek de ben de geleceğim diye lisana gelmedi mi? Dediler yok sen gelirsin, köpek gelemez. Niye? Biz gizleneceğiz bir yerde. Köpek havlar mavlar, başımız belaya gider. Köpek dedi ki ben sizi ele vermem, sizi korumaya geliyorum. Kur'an'da ismi geçen köpek işte, vakti geçen köpek. Ve kelbühüm zira'ihi bil vasid. Kehif suresinde. Dirseklerini mağaranın ağzına koymuş o heybetli köpeği gördün mü ya Resulallah? Ayetten sahip. Ve devam eden mağarada o köpek kapıda onları bekledi. Ve bu hicretin bereketine bakın ki ehl-i sünnet ulemasına göre yeryüzünden hiçbir hayvan cennete alınmayacakken bu ashab-ı kehfin bu hicrete katılan köpek vallahi cennette ona müstesna, ona mahsus cennette yer verecektir diyor. Hicretin bereketine bakın Allah aşkına. O velilerin peşinde, o mücahitlerin peşinde, o gazilerin peşinde, o müminlerin peşinde koşan köpeği Allah mahrum etmemiş ki seni mahrum etsin. Ey Müslüman, ey mümin, ey muhacir, ey kardeşim. Kur'an'ı iyi okumak lazım. Dört mezhepte de dünyadan cennete alınacak tek hayvan Eshab-ı Kehf'in köpeği olacaktır. Bu ne büyük müjdedir ya Rabbi diyor. Bu ne büyük müjdedir. Yani hicret İslam tarihinin, peygamberler tarihinin bütünün içine alan bir hadise. Ve bizim de günde 5 vakit namaz kılarken, namaza başlarken ey dünya elimin tersiyle seni arkaya atıyorum. Şimdi dünya yok burada. Zaten dikkat ederseniz ki mutlaka düşünmüşsünüzdür. Sizi sıktım, uzattım mı, keseyim mi? Sıkılmayasınız. Bak rahmet de geldi elhamdülillah. Şimdi çok cani bir dikkat bir mesele. Müslümanlıkta hepiniz biliyorsunuz hayırlı bir işe başlarken yemeye, içmeye, bir şey almaya, Kur'an-ı Kerim'i okumaya ne yaparsanız yapın. Tesbih çekmeye,
her hayırlı işe başlarken ne ile başlamak gerekiyor? Bismillahirrahmanirrahim demekle. İslam'da namazdan daha hayırlı bir şey olmadığı halde namaza niçin besmele ile başlanmıyor? Ne ile başlanıyor? Tekbirle başlanıyor. Allahu Ekber. Bak aslında nasıl olması lazımdı genelde? Bismillahirrahmanirrahim. Namaz başladı. Niye besmele çekmiyorsunuz da Allahu Ekber diyorsunuz? Bunun cevabını sizin zihninize bırakıyorum. Başlarsan tam 6 saat sürer. Sadece bu noktayı yani. 6 saat. Ki yarıda bırakmak doğru değil. Bir de yine İslam'da biliyorsun normalde dışarıdan bir salona, bir odaya, bir eve giren ve oradaki Müslümanlarla karşılaşan insan içeri girerken girişte nasıl girmesi lazım? Esselamu aleyküm ve rahmetullah diyerek girmesi lazım. Girerken ama, çıkarken de denir ama girerken çok önemlidir. Namazdan çıkarken, bak namaza girerken tekbirle girdin, besmele yok. Çıkarken aslında girişin zıddı çıkıştır. Namazdan çıkarken neyle çıkıyorsun? Esselamu aleyküm. Lan ne oldu da nerede çıkıyorsun? Mağaradan mı çıkıyorsun ya? Bunu da düşünmeyi zihninizde bırakıyorum. Yani normalin dışında bir hadise namaza giriş çıkış. Öyle mi değil? Tamamen dışında bir hadise. Ama manası var. Çok mühim manası var. Oraya da zihin ve kendi beyin gücümüzle düşünmek payını bırakıyorum. Bir günde hepiniz biliyorsunuz normal olarak kaç rekat namaz kılıyoruz? 40 rekat. Sayın 20 rekat sünnet var bir günde. Vitir namazını da sayarsanız farzlarla beraber o da kaç rekat? O da 20 rekattır. Ama günün sonunda en son kıldığımız namaz nedir? Vitir namazıdır. Mutlaka yatsıdan sonra kılınır. Yatsıdan evvel vitir kılınsa ne olur? Kabul edilmez. Vakti girmemiştir. Ne zamana kadar kılınır? İmsak saatine kadar kılınır vitir namazı. Çok ilginç bir namazdır vitir. Bilmiyorum incelediniz mi, düşündünüz mü? Hanefi mezhebi 3 rekat kılıyor. İkinci rekata oturuyoruz. İkinciye siz söyleyin. Kalkıyoruz. Kalkıyoruz desek biri. Kalkıyoruz. Zamm-ı sure okuyor muyuz? Amenna. Fatiha'yı da okuyoruz. Hemen normalde nereye eğilmemiz lazım? Bak eğilmiyoruz. Eller yeniden Allahu Ekber. Bak yeniden tekbir. Niçin düşündünüz mü? Vallahi düşünmeniz lazım. Bak olağanüstü bir durum var orada. Olağanüstü. Olağanüstü bir durum var. Ondan sonra yatacaksın. İbadet perdesi çekiliyor. Bak sabahleyin namaza başlarken de tekbirle başladın. Namazın perdesi çekilirken de siz söyleyin tekbirle kapatıyorsun. Ne muhteşem bir tablodur bu. Ama niçin ellerini kaldırıyorsun kulağına? Bunun da şu manası var biliyorsunuz. Bir eşkıya diyelim. Kanun kaçağı kaçar kaçar kaçar. En son jandarma bir derede bir kenarda sıkıştırınca ne der ona? Siz söyle, ne der? Teslim ol. O da nasıl teslim olur? Bak vallahi namaz teslimdir. Teslim ya Rabbi. Bak ellerini bile kulağa dayamak da maksana kulaklar ezan duyduğu için kulaklara var. Niye burnuna dayamıyorsun kulağına? Çünkü kulak ezanla alakalı bir olaydır. Teslimim ya Rabbi. Şimdi en son vitir namazını son rekatında rükuya gitmeden evvel yeniden tekrar sanki namaza başlıyormuş gibi Allahu Ekber dedikten sonra iki tane dua var. Hanefi'de bu duaya ne denir? Kunut duası. Okumak nedir? Vaciptir. Bak farza yakın vaciptir. İşte elini kulağına kaldıran insan olağanüstü bir tavır takınıyor. Ondan sonra okuyacağım kunut duasındaki ibarelere ve ifadelere teslimim ya Rabbi. İmanım hakkı için söz veriyorum diyor. El kaldırmak üzere. Hatta mahkemeler Amerikan mahkemesinde yemin eden sanık ne yapar? Aynen böyle elini kaldırır ya. Kalıbını basıyor adam. Ne var orada? Uzatmayın tabi bunu. O da ayrı bir konferans konusu. Vitir meselesi. Bir kelime hicretle alakalı söylüyorum. Ve nahla'u. Devam edin. Ve netrükü men yefkürüke. Gayet açık bir Türkçe gibi yani. Ve netrükü. Ne demek netrükü? Tereke yetrükü terk. Netrükü biz terk ederiz demek. Bak. Biz terk ederiz ya Rabbi. Kimi? Men o kimseyi ki yefkürüke sana karşı günah işliyor. Sana karşı isyan ediyor. Sana isyan eden adamları terk ederiz ya Rabbi dedin. Namaz bitti. Şu sahneye bakın. Bundan daha büyük sahne olamaz diyor. Yatağa girmeden evvel ve netrükü men yefkürüke diyorsun. Bütün fasıklardan, facirlerden, kafirlerden kalbimin muhabbetini çekiyorum ya Rabbi. Onlarla dostluk kurmaktan, onlarla
ahbap olmaktan ne türkü kalbimi, tavrımı çekiyorum. Tavrımı ortaya koyuyorum. Onlarla beraber olmayacağım ya Rabbi. Ne? Günleri tertipleyen, çalışan, çırpınan kardeşlerimi, davete katılan sizleri de iki cihanda Rabbim aziz eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.